Metal yeni bir araç üretti. Panther KF51. İzleyelim. Burada optik günceleri görüyoruz. 360 derece durumsal farkındalık ve aktif koruma sensörleri. Topun 130 milimetre olduğu söylenmiş. Lakin şöyle bir şey söz konusu. Almanlara zamanında 140 milimetrelik toplar üretildi. Ancak 130'luk top Almanlarda yoktu. Bu silah ya yeni üretildi ya da Leopard 2A6 modellerinde kullanılan 120 milimetrelik topu kullanmışlar. Lakin bizlere 130 deniyor. 120'den 130'da geçtiğinizde her şeyinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ordunuzdaki hemen hemen her şey ki şu anda Almanya ordusunun durumunu ben biliyorum. Almanya'daki arkadaşlarımdan dahi bunu teşhirliyorum. Alman ordusu askeri yatırımları boş buluyor. Sizin 120'lik topun dışına çıkmanız demek milyar dolar seviyesinde zarar etmeniz anlamına gelir. Şu anda 120'lik L55'ler zaten Rus tanklarına karşı yeterli. Bu toplar hangi araçlara karşı üretiliyor? Rus tanklarına karşı. Ki Rus tanklarının da durumu belli. 130'lukları özel yeni mühimmat üretilmek zorunda. Şöyle düşünün. Türkiye NATO'dan çıkıp Rus araçları kullanmaya başlarsa ne tür sıkıntılar olacaksa 120'likten 130'luğa geçmek böyle sıkıntı doğuracaktır. Çünkü 120'lik toplar yıllardan beri kullanılıyor. Altyapı, üst yapı, mühimmat üretimi vesaire hepsi 120'liğe göre. 130'luk topa geçildiğinde değmesi için delişin en az %50 arttırılması gerekir. Devam edelim. Tanka genel olarak baktığımızda Leopard 2 serisini andırıyor. Dış görseli ne kadar farklı gözükse de bu zırhların içi ince kompozit yapıyla dolu. Tankın ağırlığı 60 tonu geçmiyor arkadaşlar. A6'dan A7'den gördüğünüz tank daha hafif. Bilmeyen arkadaşlar diyecektir işte kompozit yapısından dolu. Yok böyle bir şey. Leopard serisinde zaten dünyanın en iyi kompozit zırh kullanılıyor. Tungsten, seramik, titanyum, HHS. Bu özel kompozit yapıdan zaten daha iyi bir zırh yok. Tankın hafifletilmesi demek beka kabiliyetinin düşmesi anlamına geliyor. Challenger serisinde de bu yapıldı. Zırhlar söküldü ve aktif korumaya yoğunlaştırıldı. Challenger 2'nin belirli modellerinde bu ağırlık 75 tona kadar çıktı. Ama son modele bakın. İlk üretilen Challenger'la ağırlığı aynı. Bunun nedeni aktif koruma sistemleriyle donatılması. Muhtemelen bu tankta da aynısı yapılmış. Ki KF51 olduğunu görüyoruz adının. Leopard serisiyle pek alakası yok belli ki. Ancak şunu da eklemek isteriz. Bir ülke tank ürettiğinde o aracı kendisi için üretmemiş olabilir. FNSS de belirli araçlar üretti. Lakin bunları TSK'ya satamadı. Hep Araplara satıldı. Haliyle şöyle düşünmeyin. Rheinmetall bir araç üretti. Tamam bu Almanya ordusuna gelecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir zorunluluk yok. Ayrıyeten Leopard'ları yapan firma Rheinmetall değil. 2060-2050'lerin tankı gibi gözüküyor. Ancak muhtemelen ana zırhı Leopard 2A4. Leopard 2A6 olamaz çünkü söylenene göre aracın topu 130 mm daha ağır. 120'lik top toplamda 5 tonsa topkunda ile beraber. Bu top muhtemelen 7 tonlarda, 8 tonlarda olacaktır. İlave olarak şunu da eklemek isterim. 130'luk ile 120'lik mühimmatların arasında 2 kat boyut farkı var. Kalibre 10 mm oynasa da uzunluk ve ağırlık olarak neredeyse 2 katı. Haliyle bu tankın daha ağır olması gerekirken daha hafif olması akla şunu getiriyor. Bu tank gerçekten göründüğü kadar sağlam mı? Leopard modernizasyonlarına bakalım. Her yeni Leopard geliştirildiğinde tankın ağırlığı artar. M1'lerde de böyledir. Leopard serisinde de böyle. Birçok tank modernize edildiğinde ağırlığı artar. Ki bu araca baktığımızda yeni zırhlar eklenmiş. Optik üniteler de buna dahil. Yani araç daha ağır olması gerekirken daha hafifleştirilmiş. Bu da pasif zırh korumasının düşürüldüğü anlamına geliyor. Arkadaşlar topu Leopard 2A6 topu. Şuradaki eki görüyor musunuz dostlar? Bu top tahmin ettiğim gibi 130'luk falan değil, 120'lik. L44 topundan L55 topuna geçiş yapılıyor. Leopard 2A5'lerde biliyorsunuz daha kısa bir top var. A6'lara geçildiğinde ek olarak uzatılıyor. Ve bu ek L44 topuna yapılıyor. Yani L55 top olarak bildiğimiz top sıfırdan üretilen bir top değil. Şuradaki bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? L55 topunda ekstradan şu ek var. L44 topunun önüne ek ekleniyor ve L55 top olarak geçiyor. Şimdi bu top gerçekten 130'luk ise burada bu ekin ne işi var? 130'luk top zaten sıfırdan üretilecek. Tahmin ettiğim gibi
Yalana. Eğer bu top gerçekten 130 milimetrelik yeni nesil top olsa, L55 toplarındaki bu ek burada ne arıyor? Ön yüzden baktığımızda Leopard 2A6 kulesinden neredeyse farkı yok. İşi bilmeyenler çok çok farklı olarak görebilir ama bir mühendis gözüyle baktığınızda kulenin Leopard 2A6'dan tek bir farkı var, o da görseli. Şurada gördüğünüz açılı plakalar tamamen ek zırh arkadaşlar. Ana zırhla alakasız. A5 ve A6 modellerinde görmekte olduğun zırh ektir. Toplam kalınlığı ise 60-70 mm'ye geçmez. Boşluklu zırh gibi düşünün. Ana zırh ise burasıdır. Önünde gördüğünüz plaka tıpkı yanda olduğu gibi eklentidir. Burada da farklı bir açıdan çekilmiş resmi var. Ana zırhı oldukça açısız. İzleri görüyor musunuz dostlar? Şu parça tamamen modüler. Modüler olması ne demek? Tankın ana zırhı burası değil. Ana zırhı muhtemelen %99 eminim Leopard 2A4 A5'in kulesiyle tamamen aynı. Topun dışındaki bu saçmalık nedir? Tamamen görsel şov. Şöyle olsa termal görüntüyü azaltmak için yaptılar derim. Burada değil. Topun ucuna kadar gelir ve burada biter. Böyle olsa termal koruma gerçekten sağlar. Tanklar atış yaptığında topu termal nişangahlarla çok belli olur. Devletler isterse topun termal görüntüsünü azaltmak için kaplama yapılabilir. Ancak topun %40'ını kaplayıp %60'ını kaplamaması görsel şov olduğu anlamına geliyor. Bu tarz görseller devletleri kandırıyor, öyle diyelim. Afganistan'dan, oradan buradan bu tanka talip olanlar tanka baktığında vay canına diyor, vay canına. İnanılmaz üstün teknolojili bir tank. Ama işi bilenler sadece gülüyor geçiyor. 2A7'yi geçtim, A6 ile kafa kafaya gelsin, nitelikleri daha iyi olmaz. Yenilenmiş termal nişanga, aktif koruma sistemleri gibi yeni nesil bir dizi özelliğe sahip. Lakin bunlar zaten Leopard 2A6'ya da rahatlıkla entegre edilebilir. Kalkan kısmı çok büyük. Muhtemelen Leopard 2A4 kulesine sahip arkadaşlar. A5 A6 tabanlı kule kullandılar desem kalkanı bu kadar büyük olmaz. Tam emin değilim, bu konuda yorum yapmak istemem ama kulenin Leopard 2A4 ya da A6 kulesi olduğunu söyleyebilirim. Termal nişangahı burada. Komutanın termali. Sis havanlara gizlenmiş şekilde. Reaktif zırh kullanıldı denmiş ama yan tarafta ne de tankın dışında herhangi bir reaktif zırh plakalarına rastlamadım. Reaktif zırh dediğimiz plakalar çok ufak kutuları andırır ve ufak ufak olur. Örneğin şu plakanın reaktif zırh olma olasılığı yok. Çünkü şuraya atış geldiğini varsayalım. Bu plaka komple çıkacak. Eralar ufak ufak olmalıdır. Kocaman bir reaktif zırh yerleştirileceğini ufak ufak yerleştirilir ise buradan hasar aldı ya, sadece buradaki era tetiklenecektir. Açık konuşayım. Tankta reaktif zırh yok. Ha, belki içerisine eklemişlerdir. Lerkdark serisinde olduğu gibi. Ancak tank biraz abartı gibi geldi. Yani söylenen niteliklerin %50'si abartı. Araç üretilirken yalan üretildi. Kullanılan top 120 mm, 130 mm deniliyor. Bu bile büyük bir yalandır. Tankların kalkan zırhı ufak yapılmak zorunda. 10 kiloyu mu daha rahat taşırsanız 20 kiloyu mu? Bunun cevabı açıktır. Tankların dikey stabilizasyonunu arttırmak için kalkana takılan zırh hafif olmalıdır. Siz bu zırhı genişletip yayarsanız ağırlığını arttırırsınız ve hafif olması gerektiği için de zayıf bir bölge olur. Bu nedenle kalkan ne kadar ufak olursa tankın kule koruması o kadar artar. Aynı şekilde dikey stabilizasyonu da. Kalkan kalınlığına baktığımızda ön tarafın neredeyse %35'ini kaplıyor. Muhtemelen Leopard 2A4 kulesi kullanılmış. Onun ek zırhlı hali. Bunu nereden anlıyoruz? Tankın ağırlığı 59 ton. Leopard 2A5'ler dahi 60 tonun üzerinde. Bu kadar ek zırh ekleyip tankın ağırlığı 59 tonla kalabiliyorsa aracın ana zırhı A4 ile aynı demektir. Evet, şuraya dikkat edin. Bu A4 arkadaşlar, A5 bile değil. A5 modellerinde sürgülü bir sisteme sahiptir. Hatta onu göstereyim. Tahmin ettiklerim teker teker çıkıyor. Ben de sizinle birlikte izliyorum videoyu bu arada. Açılma ve kapanma şekli A5'lerde daha farklıdır. İyice bakın. Şimdi A5'e görelim. Sürücünün kupolasına dikkat ederseniz yana doğru sürgülü bir mekanizma var. Görüldüğü gibi. Şurası. Yana doğru açılıyor. A4'lere baktığımızda ise geriye doğru yuvarlanarak açılımı görüyoruz. A5'lerde ise sürgülü. Gelip buraya baktığımızda A5'lerde kullanılan gövde kullanılmamış. Tank Leopard 2A4. Ciğer dişisi, taşıyıcı tekerler, palet. Tamamen A4. Tepmesine bakalım.
Neredeyse yok. Tabii sabah tatlı için yapmaz ama. 130'luğun kinetik enerjisi 120'liğe göre hemen hemen iki kat fazla. Tepmesine baktığımızda 120'likten hiçbir fark yok. Geldiği zırh plakası ise taş çatısının 50 mm. Millet de dalga geçmişler herhalde. Neden dalga geçmişler dedim? Ya çünkü 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Tiger II bile 200 mm deliciliğe sahipti. Leopard 1'ler 500 mm'ye kadar DM 63'lerle nüfuz edebiliyor. Leopard 2A6'larda ise bu değerler 800 mm, 900 mm'ye kadar ulaşırken hakaret edercesine 40-50 mm'lik zırh plakasının delinip video eklenmesi. Yorum sizde, ben bir şey demiyorum. Aynı şeyi Çinliler de yaptı. Çinlilerin test görüntülerinde 10 farklı plaka var. Tankın nüfuz kabiliyetini o videoda vurgulamışlar. Bu videoda ise herhalde insanlarla dalga geçilmiş. Kendi sitesinde belirli özellikleri paylaşılmış. İlerleyen zamanlarda belki gerçekten 120'lik toptan 130'da geçilir, ancak tanıtımında ve resimlerdeki top 120 mm'lik Rheinmetall L'dir. Ana silahının 130 mm olduğu belirtilmiş. Alçalma yükselme açıları ise -9 + 20. Yeni nesil kinetik enerjili mühimmatının olduğu belirtilmiş. Programabilir çok amaçlı H mühimmat. Deniyor ki mesafe ayarlı yüksek patlayıcı mühimmat kullanabiliyor. Bu ne demek? Uçak savar niyetiyle de kullanılabilecek. Uçak 1 kilometrede yüksek patlayıcı mühimmatı 1 kilometreye ayarlıyorsunuz. Yanına geldiği zaman patlıyor. Programlanabilirden kasıt bu. 12.7 makineli sürekli Leopard'larda bulunmayan bir özellik. Normalde kalkan makineli tüfeği Leopard 2 serisinde 7.62-51'dir, MG3'tür. Otomatik doldurucu, evet, tahmin ettiğim gibi. Gördüğünüz otomatik doldurucu da %99 olasılıkla yalan. Çünkü tank hala 120'li kullanıyor. Gerçekten 130'da geçilirse otomatik doldurucuyu da görürüz. Bak, ekstradan şu bile ağırlık arkadaşlar. Bir otomatik doldurucu tanka en az 1-2 ton katar. Sürücünün kamerası da hemen ön tarafta. Neyse, videomuzu burada sonlandıralım. Çok abartılacak bir şey yok. Diğer YouTuberların hazırladığı içeriklere inanmayın. %99.9'u en azından hiçbir şey bilmiyor. Savunma sanayi videoları sırf tutulduğundan dolayı internette içerik hazırlıyor. Eskiden nasıl uzayla bilinmeyen esrarengiz olaylarla alakalı video yapmak izleniyor, takipçi kazandırıyorsa, günümüzde savunma sanayi içerikleri hazırlamak takipçi kazandırıyor, para kazandırıyor. Normalde acı biber yeme çanık yapacak karaktere sahip şahıslar savunma sanayi videolar çekiyor. Neden? Çünkü aylık cebine 5-6 bin kağıt sırf bu videolardan atabiliyor. Videomu burada sonlandırıyorum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Selametiyle.